Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Multimeta Multiverse projesini inceleyeceğiz. Yani çoklu meta, çoklu evrende diyebiliriz buna. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. Öncelikle Multimeta'nın geleneksel oyuncularla kripto para oyuncularını birleştirecek yeni bir dünya olacağını sizlere belirtelim arkadaşlar. Yani oyunun ana fikri diğer oyunların varlıklarını kullanabileceği ve sanatçıların önceden tanımlanmış şablonları kullanarak kendi oyunlarını oluşturabileceği bir açık dünya yaratmak arkadaşlar ve oyuna herhangi bir cüzdan bağlamaya gerek olmadan oynayabiliyoruz. Aslında en güzel tarafı da bu. Yani güvenilir bir oyun olduğunu söyleyebiliriz. Buna ek olarak ücretsiz oynuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi istediğimiz zaman varlıklarımızı gerçek NFT'lere aktarabiliyormuşuz bunları takas edip hatta e, en sevdiğimiz oyunlara bile aktarabilecekmişiz. Yine burada gördüğünüz gibi bakış açısı kısmında e, oyuncu olarak, sanatçı olarak ya da bir stüdyo olarak e, onların gözünden değerlendirmeleri vermişler. Bizlere NFT Nomix diye bir e, kısım oluşturmuşlar. Gördüğünüz gibi burada toplanan ücretlerin yüzde %30'u tüm NFT sahiplerine ve cüzdanlarında bulunan NFT sayısına göre dağıtılacakmış arkadaşlar. Yine emanet kasası bulunuyor. Burada ise ücretlerinin %50'si doğrudan multi meta jetonlarına dönüştürülüyormuş. Pane veya her ticaretten sonra NFT'lere aktifleştiriliyormuş arkadaşlar. Yine gördüğünüz gibi ücretlerinin %10'u oyun stüdyolarına ve %10'u NFT'leri oluşturan sanatçılara dağıtılıyormuş. Proje içerisinde balinalara karşı bir koruma da bulunuyor. Cüzdanımızdaki yansıma gelirimizi doğrusal olarak 8 NFT'ye kadar arttırıyormuşuz arkadaşlar. Yani e, bir balina koruma sistemi de gerçekleştirdiklerini belirtiyorlar bizlere. Multimete jetonlarının yanı sıra Metagold'un rabbits bulunuyor oyun içerisinde. Burada ise oyuncular tarafından favori oyunlarında yeterince sanal para topladıktan sonra satın alınabilecek özel bir yardımcı program jetonu olduğundan bahsediyor bizlere. MGR için arkadaşlar. Gördüğünüz gibi MGR'leri kazanmak ücretsiz yani ücretsiz de kazanabiliyoruz ya da fiyat parası ile de satın alabiliyormuşuz. Yine otomatik değer artışının bulunduğunu söylüyorlar ve özel e-spor içeriklerinde bu tokenları kullanacakmışız. Yol haritalarına baktığımızda şu anda ilk aşamadalar arkadaşlar. Henüz çok yeni bir proje ve gördüğünüz gibi ilk aşamayı tamamlamak üzereler diyebiliriz. İkinci aşamalarında hedefleri 30.000 oyuncuya ulaşmakmış ve 3.000 Discord üyesi, 3.000 Twitter takipçisine ulaşmayı da istiyorlarmış. Yine gördüğünüz gibi 3. dördüncü 5. ve 6. aşama diye bunlar. Gidiyor arkadaşlar. Çeşitli çekilişlerde düzenliyorlar. Bunları da sizlere birazdan göstereceğim zaten. Oyun modellerine baktığımızda çok basit olduğunu belirtiyorlar. Bizlere pazar yerlerinde bir NFT satacağımız zaman ücretlerin %20'sini ödeyecekmişiz arkadaşlar ve alıcı ise %10'unu ödüyormuş. Bu nedenle tüm işlemlerde ücretlerin yüzde 30'unu alıyorlarmış ve gördüğünüz gibi başlangıçta Binance kullanıcıları için PancakeSwap'te ve Ethereum kullanıcıları için ise Uniswap'te bir likidite havuzu oluşturacaklarını belirtiyorlar ve yine diğer ağlarda da likidite havuzları oluşturmak istiyorlarmış arkadaşlar ve bunları yapacaklarını bizlere söylüyorlar. Hemen şöyle oyun içine baktığımızda bizi böyle bir ekran karşılıyor. Şu anda oynanan oyunları Sweet Clash adlı bir oyun. Ve gördüğünüz gibi siz de free bir şekilde girip şu anda oynayabilirsiniz arkadaşlar. Zaten buranın linkini vesaire sizler için ben bırakacağım alta. Gördüğünüz gibi level sistemi bulunuyor. Bu level sistemini arttırarak daha fazla gelir elde edebiliyoruz. Yine duello kısmına girdiğimizde bizi böyle bir ekran karşılıyor ve burada sürenin saydığını görebiliyorsunuz arkadaşlar. NFT'lerimiz bulunuyor. Bunları buralara yerleştirerek karşı tarafı alt etmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Gerçekten oyunun temel mantığı basit. Hani eğlenceli de bir oyun ve üstelik ücretsiz arkadaşlar. Hani dileyenler ücretsiz bir şekilde vakit geçirmelik bir oyun istiyorlarsa ve aynı zamanda para kazanmak istiyorlarsa bu oyunu oynayabilirler. Gördüğünüz gibi şu anda ben NFT'lerimi diziyorum bu şekilde ve bu kısımda olduğunda tabi buradaki koyacağım NFT sayısı da artıyor. Gerçekten güçlü bir rakip geldiğini şu an söyleyebilirim sizlere. Bakalım nereye kadar direneceğiz arkadaşlar. Birçok NFT bulunuyor gördüğünüz gibi ve bu NFT'lerin her birinin de Farklı farklı özellikleri bulunuyor Ve gördüğünüz gibi oyunu kazandık arkadaşlar Bakalım ne kadarlık bir ödül verecek bizlere Gördüğünüz gibi level'ımız arttı burada 2 level'a ulaştık Ve gerçekten kolay bir şekilde level atlanabiliyor şu anda Tabi oyun başı olduğu için böyle arkadaşlar Yine diğer kısımlara baktığımızda burada Bir haftalık top player listesi var arkadaşlar Eğer bu listelere girersek gerçekten Güzel kazançlar elde edebiliyoruz Yine takım kısmına baktığımızda çeşitli klanlara da katılabiliyoruz arkadaşlar. Hani ekibimizi vesaire kurabiliyoruz onun içerisinde. Koleksiyon kısmına baktığımızda yine NFT'lerimiz burada görünüyor. Tabi level vesaire atladığımızda daha fazla NFT kazanabiliyoruz. Ve gördüğünüz gibi çeşitli epic NFT'ler vesaire de bulunuyor. Kısımda ise alacağımız NFT'ler vesaire listelenmiş arkadaşlar. Yani shop kısmından bunlara ulaşabiliyoruz. Yine bu kısımdan oyun içi token vesaire alabiliyoruz. Normal dolarla ya da pek alıp chestler açabiliyoruz buradan kazandığımız yumurtalarla vesaire gördüğünüz gibi zaten bunların da fiyatları burada verilmiş arkadaşlar bizlere ve şu anda bir etkinlik düzenliyorlar arkadaşlar Dileyenler de bu etkinlik çekilişlerine katılabilir ve free bir şekilde NFT kazanabilirsiniz gördüğünüz gibi zaten burada ne vereceklerini vesaire bizlere belirtmişler 25 adet Rain NFT 15 adet Epic NFT gibi şeyler dağıtacaklarını belirtiyorlar yani bedava bir şekilde bu şekilde de katılıp NFT kazanabilirsiniz arkadaşlar ve daha fazla gelir elde edebilirsiniz. Whitepaper'larını incelediğimizde burada takımdan vesaire bahsediyorlar bizlere ve takımdakilerin görevi vesaire burada verilmiş arkadaşlar. Çalıştığı yerler vesaire de bizlere verilmiş. Gerçekten deneyimli bir ekip olduğunu görebiliyoruz. Proje genel olarak bir play to earn projesi arkadaşlar ve turnuvalardan da gelir kazandığımız bir proje. Buna ek olarak e-spor hedefliyorlar. Yani espor yarışmaları vesaire de yapacaklarını belirtiyorlar bizlere. Burada misyonlarına baktığımızda en önemli kısım aslında e, stop pay to win kısmı arkadaşlar. Yani pay to win'e karşılar. O yüzden free bir oyun sunmuşlar bizlere ve bize de oynamak düşer arkadaşlar. Yine ekosistem tokenlarına baktığımızda M3 token bulunuyor ve MGR token bulunuyor. Gördüğünüz gibi M3 tokenları stabil bir token. Yani bir token 1 euroya eşit diyebiliriz arkadaşlar ve oyun içerisinden free bir şekilde bunu elde edebiliyoruz. Yine MGR token bulunuyor. Bu da oyun içi token arkadaşlar. Bunlarla da oyun içerisinde envanterimizi vesaire geliştirebiliyoruz. NFT çeşitlerine baktığımızda yine burada common, uncommon, rare, epic, legendary, mystic ve unique NFT'ler bulunduğunu görebiliyoruz. NFT'lerimizi yükseltmemiz gerektiğinde ise arkadaşlar gördüğünüz gibi 2 adet NFT'yi yakarak bir üst klasman NFT elde edebiliyoruz. E-spor turnuvaları olacağını söylemiştik sizlere. Burada gördüğünüz gibi çeşitli zorluklarda klasmanlar bulunuyor. Yine yapacağımız fight sayısı vesaire bulunuyor arkadaşlar. Bunlara girmek için ise çeşitli fiiller ödüyoruz. Gördüğünüz gibi kolay modda 5 M3 token ödüyormuşuz. Yani bu 5 şuraya tekabül ediyor. Yine Epic'te mesela 20, Legendary'de 50 token veriyormuşuz. Ve bunların süresi de değişiyor arkadaşlar. Ve tabi ödülleri de buna göre değişiyor. Yine MGR token'ın sınırsız arzda olacağını bizlere belirtiyorlar arkadaşlar. Ve burada token döngüsünden vesaire bizlere bahsetmişler. Ve marketten etkilenmeyecek bir oyun olduğunu söylüyorlar. Çünkü oyun içerisindeki kazancımız Euro'ya denk olduğu için hani ondan etkilenmeyeceklerini bizlere belirtiyorlar. Yine sizlere gösterdiğimiz oyun Sweet Clash'ti arkadaşlar. Ve bundan sonra çıkacak oyunlar ise Sweet War ve Sweet Stone olacak. Yani 2 adet daha oyun çıkaracaklar. Ve burada yine diğer projelere kendilerini kıyaslamışlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten oyun gerçekten topluluğu düşünen bir oyun. Roadmaplerine baktığımızda yine şu anda bir gleam çekilişi düzenlediklerini görebiliyoruz. NFT Box mintleri e gerçekleşeceğini de bizlere belirtiyorlar. Yine bir liquidity pool oluşturacaklarını söylüyorlar arkadaşlar. Ve sonraki aşamalarda ise yeni oyunlar geleceğini de bizlere belirtmişler. Ve burada karakter özelleştirmeleri, karakter geliştirmeleri yapacağımızı da bizlere belirtmişler. Gördüğünüz gibi zaten bunları özelleştirip geliştirebiliyoruz arkadaşlar. Ve hepsini oyun içi tokenlarla vesaire yapıyoruz. Twitter'larına baktığımızda şu anda 207 adet takipçileri bulunuyor. Gerçekten çok yeni bir proje. Kolay kolay söylemem bunu fakat değerlenecek bir proje olarak görüyorum arkadaşlar. Twitter'larını takip alıp ya da Discord'larına katılıp daha fazla bilgi elde edebilirsiniz ve güncellemelerden ve çekilişlerden de haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Ve projenin ilerleyen günlerde daha fazla gelişeceğini ve ilerleyeceğini söyleyebilirim arkadaşlar. Benim proje için anlatacaklarım bu kadardı. Projenin free olması ve topluluğu düşünmesi gerçekten güzel arkadaşlar. Bir cüzdan vesaire de bağlamıyorsunuz zaten şu anda. Dileyenler e, free bir şekilde girip katılıp oyunu deneyebilir. Zaten oynanış mekanizması anlamında e, Gods of Unchained'ın 3 boyutlusu diyebiliriz aslında. Karakterler vesaire oynuyor. Tek farkı o diyebiliriz. Normal bir kart oyunu fakat 3 boyutlu bir kart oyunu bu. Bu ve bunun gibi daha fazla video için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. <laughs>